Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Çok istek üzerine bu debriyajlı arabayı abi nasıl kaldırırız soruları vardı. Bu sorulara artık cevap vermemiz lazım diye düşündüm. Hani nasıl debriyajdan kalkacağız, yokuşta nasıl arabayı kaldıracağız diye sorular alıyordum. Bu soruların cevabını şimdi hep birlikte rampada sizlere göstereceğim. Emre kardeşim, merhaba, manevi kardeşim olur kendisi. Bir de salatını kopartmıştı, onu değiştirdik. Şimdi teste çıkıyoruz araçla. Aynen öyle. Hem de videosunu çekelim dedik. Debriyajın videosunu. Nasıl kaldıracağız, nasıl yapmamız lazım. Bu arada bana hem şunu soruyor Emreler. Bu araba kaçtık? 90'lık. 90'lık arabayla ben gidiyorum. Sen 65'lik arabayla beni nasıl geçiyorsun diye bir soru soruyorlar sürekli. Onu da şimdi göstereceğim size. Aynen, biz de onu öğreneceğiz yani. Nasıl sizi geçtiğimi öğreneceksiniz bu videoda. Aynen. Bizden herkes öğrenecek onu. Aslında hak vereceksin. Yani aslında çok basitmiş diyeceksin. Deneyebilir, yapabilir misin onu bilmiyorum ama. Alışsak yapılır yani. Bir de şimdi Ford Kombi dediğin zaman bu araba bir de ağır, ağır araba yani. Yani insan beygir olsa bile. 2 tona yakın. Yani benim arabam 1 ton. Oradan da senin şeyin var yani. Tabii can. Bu araba 2 tona neredeyse yakın. Benim arabam 1 ton. 90 beygir olması, bu motorun güçlü olması anlamına gelmiyor yani. Sonuçta bu araba 110'luk olacak ki çeksin. Aynı eş değeri gelir. Tonajla devir şey olarak, beygir olarak aynı eş değere gelelim. Şimdi kardeşim dur kenara. Şimdi arkadaşlar ön kameraya geçelim. Pedallarda aracı rampada nasıl kaldırdığımızı size gösterelim. Ondan sonra debriyajda nasıl işimiz bitiyor, ne oluyor, ne bitiyor bunu gösterelim diyeceğim. O yüzden korneti de seçmemizin sebebi bu. Pedal aralıkları biraz daha bol. Hem de kaldırılabilir. Yani kolay bir şekilde gösterilebilir diye korneti seçtik. Diyorum hemen ön kameraya geçelim direkt. Oğlum bu nasıl bir debriyaj basacağım ya. Şimdi arkadaşlar birinci vitese taktım aracı. Debriyajı kaldıracağım. Kaldırmadan önce şöyle hafif motorun gücünü hissedeceğim. Motorun gücünü hissettiğim zaman zaten aracın, ki bu biz dizel araçta gösteriyoruz. Benzinli de biraz daha farklı. Bunu dizel araç kullanıcılar için. Çünkü dizel aracın torku biraz daha fazla olduğundan dizel araç daha erken kalkabilir. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Şimdi şu şekilde yaptım. Motorun sesi değişti. Daha freni henüz, şu freni henüz bırakmadım. Bu şekilde ayağımı kaldırdığım zaman debriyaj neredeyse kavrama noktasında. Ve şu şekilde kavratıp direkt gaz verdiğimde şu an aracım kalktı, gidiyorum. Çok tatlı bir şekilde bırakıyorum ve bitti. Bu kadar. Sonra tatlı gaz veriyorum. Tekrar yükseltiyorum gazı. Hem video çek hem araç kullan biraz zor oluyor. Şöyle şu an çıkıyoruz. Onu ayarlayacağım. Biraz daha yukarı çıkayım. Şu an hatta rampadayım. Az daha ileri gidelim. Gaza yükleniyorum. Üçüncü vites ve ayağımı debriyajdan çektim. Gazı bırakıyorum. Vites atıyorum. Ondan sonra tekrar yükleniyorum. Şu an yokuş tırmanıyoruz zaten. Gazı bir uçuyor şu an. Şu virajları falan bir atlatalım. Burası rahat. Şurada bir daha göstereyim bunu sizlere. Kanka şunu şöyle tutalım. Tam şurada. Bu şekilde tutabilirsin. Bu şekilde tutabilirsin. Şimdi arkadaşlar birinci vitesi attık. Ayağımız frende. Şu an basılı. Bırakmıyorum. Hafif ayağımı debriyajdan çekiyorum. Ve motorun sesi değişiyor şu an. Duyuyor musunuz bilmiyorum.
Bu sesi duyduktan sonra arkadaşlar şu anda kavrama noktasında bu debriyaj. Zaten az bir şey daha bıraktım mı araba ileri geri silkeliyor, bunu kameradan da anlayabilirsiniz. Bunu bıraktığım an ve şu kavrama esnasında getirdiğim an şu an araba kalkıyor. Şu an araç kalktı. Bunu size göstermek için ileri geri yaptım. Normalde şu şekilde de yapabilirdim. Şu anda da araç kalktı. Ama bunu tabi ayarlamanız için yani yarım debriyaj yapmamanız lazım. Şimdi bunu kavradı diyelim, bu şekilde gidiyoruz. Bu debriyajı bırakacağız arkadaşlar. Debriyajı bırakıp gaza yükleneceğiz. Sürekli ayağımız eğer bunun üzerinde olur da tekrar böyle pompalamaya kalkışırsak bu debriyajı, baskı balataya zarar vermiş oluruz. Yani aracı bu şekilde kaldırmamız gerekiyor. Şimdi kamerayı yukarı alabiliriz. Kendimize mi? He, kendimize. Şu şekilde çevirebilirsin. Bu şekilde çekebilirsin. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bir de normal aracın içerinden, kabininden göstereceğim size. Hatta ayaklarımı da gösterebilirsin. Şu iki ayağımın hareketini. Şimdi birinci vitese taktık. Şu gördüğünüz ayağım oynuyor yukarıya doğru. Bunu hafifçe kaldırdığım zaman aracın motor gücünü kupada hissedebiliyorsunuz. Ve bunu hissettiğiniz an ki rampadayız. Rampayı da göster. Şu an rampadayız. Bakın freni bıraktığımda geri doğru gidiyor. Geriye doğru geri kaçıyor aracım. Ama bunu rampada kaydırmak istemiyorsak yapacağımız tek şey şu debriyajda freni ayarlamak. Debriyajda freni ayarlamak. Bununla kapışıyor mu? Ne yapıyor ya? Burası bizim arkadaşlar Çırakman test rampamız. Gerek halk otobüsü olsun gerek ambulans olsun burada görmeniz normal. Şimdi şu şekilde gösterelim. Şu şekilde kalkıyoruz. Devir saatini de gösterebilirsin. Şimdi yarım debriyaj şu an hissettirdi. Şu şekilde çok tatlı bir şekilde devri, bak şu anda debriyajı bıraktım. Araç kendi kendine gidiyor. Hafif gaz veriyorum. Debriyajı bıraktım ve gidiyor. İkinci vites. Tekrar devam. Üçüncü vites için aynı şekilde debriyaja basıp bırakıyorsun. Devam. Yani ayağın debriyaj pedalının üstünde değil. Zaten birinci ve ikinci vitesi geçtikten sonra 1 ve 2'de genelde yarım debriyaj yapılıyor. Birinci ve ikinci vitesi geçtikten sonra arkadaşlar ayağınızda artık debriyajla bir iş olmayacak. Debriyajı sadece vites atmak için kullanacaksınız. Onun haricinde debriyajı kullanmayacaksınız. Rampada kalanlar için söylüyorum. Hatta rampada kalalım. Gidelim yukarıda rampada kalalım. Bizden önce otobüs kalmış rampada. Kim onu kullanan kim ya? Bizden biri mi? Fena asılıyor ha. Şimdi geldik. Şöyle rampada kaldık. Şimdi aracımız kayıyor. Kaydıralım abi. Şöyle şu an kayıyor. Yapmanız gereken tekrar aynı şekilde birinci vitese takıp arkadaşlar şu ayağınızla motorun gücünü hissettirip kaldırmanız aracı. Şu hareket. Bu hareket aslında yarım debriyaj. Bunu sürekli tekrarlamamanız lazım. Eğer sürekli tekrarlarsanız baskıyı ve balatayı ısındırmış oluyorsunuz. Aynı şekilde volant düzeyini ama daha çok ısınan balata. Ve bu şekilde kullanmaya devam ederseniz, şu yarım debriyajı bu şekilde rampada tutarsanız şöyle, belli bir süre sonra balatanız ısınır ve aşınır. Yanar ve değiştirmek zorunda kalırsınız. Cebinize masraf. Burada yapacağınız işlem frene basılı tutup hafif ayağınızı debriyajdan çekip motor gücünü kupada hissettikten sonra debriyajı komple bırakıp, yani freni bırakıp biraz gaza yüklenerek aracı kaldırmak olacak. Ve aracınız direkt gidecek. Şu şekilde. Tabii bunu şöyle söyleyen arkadaşlarımız var. İşte biz rampada yarım debriyaj, İstanbul rampasında nasıl yarım debriyaj, Ankara'da nasıl yarım debriyaj derken arkadaşlar, zaten dizel toklu araçları şöyle göster kardeşim. Dizel toklu araçları şu şekilde kaldırdığın zaman bu hemen kalkıyor. Dizel toklu araçları da ileride bir rampa var. Şu an ben bu aracı bıraktım. Bakın. Bıraktım olduğu gibi.
Az gaz verim hatta rampaya gelelim. Rampayı göster kardeşim, önümüzdeki dik rampayı. Emre, sence şimdi ben gazı bıraktım mı bu araba buradan çıkar mı çıkmaz mı? Şu anki gazı bıraktın mı? He. Vallahi çıkmaz diyor muyum ben? Ah. Şu an arkadaşlar gazı bıraktım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi araba kendi gidiyor. Şöyle de gösterelim yolu da. Yukarıdan aşağıya da biliniyor. Bak. Dizel araçların bu özelliği var. Bak. Gaz veriyor musun kardeşim? Yok. Evet. Şu an ayaklar kenarda. Araba bayarı kendi kendine tırmanıyor. Şu an kendi çıkıyor, doğru mu? Evet. Gaz veriyor muyuz? Hayır. Şu an gösteriyordu zaten, bak. Çıkmaz diye umut ediyordun sen. Valla. Şaşırdım. Pedallar boş. Araba gidiyor. Hafif bak şimdi, gaza dokunuyorum. Bakın hiç bocalama yok. Gaza dokunuyorum ve gidiyor. Uçuyor. Yani dizel araçlarda eğer debriyajı bıraksanız dahi bu torkun yüksek olmasından kaynaklı araç kendi kendini zaten istediğiniz rampaya bırakır çıkar. Ha şimdi bu rampanın meyli ortalama %30-35 civarında var veya yok. İster istemez %55'lerde de siz bu arabayı zorlarsanız zaten askeriyede olanlar bilir. Unimork'un eğimi %65, %65'te de neredeyse yarı lastikler kalkacakmış derecesine gelir. Bu tür bir rampada bu arabanın çıkmasını beklemek sakıncalı. Ama tutup da bir 3000 dizele, bir 2000 turbo dizele yüksek beygirli bir araca sahipseniz onu da salın abi. Bu şekilde çıkar. 2.5 bir motora sahipseniz onu da bu şekilde salın çıkar. Şu an aracımız boş. Biraz da ondan kaynaklı rahat rahat çıkabiliyor. Ama aracımızın tonajına göre de bu debriyaj olayı bu şekilde değişiyor. Ama pedala basmadan da aracımız gayet güzel çıktı. Hem arabanın sahibi de şaşırdı. Vallahi. Gerçekten şaşırdım hani, ben ummuyordum çıkacağını. Bildiğin tırmandı yani. Bayağı tırmandı bildiğin. Debriyajda ola... Debriyajı bu şekilde kullanmanız lazım. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Debriyajı vites attık, bitti. Olay gitti yani. Önemli olan sadece debriyajı hafifçe çektiğinizde motorun vibrasyonunu kupada hissettiğiniz an abi freni bırakıp hafifçe gaza dokunuyorsunuz. O arada tekrar debriyaja basmıyorsunuz. Tam tersi. Gaza evet, dokunduğunuz evet. Derece kadar da debriyajdan ayağınızı çekiyorsunuz ve aracınız gidiyor. Dizel araçlarda bu şekilde. Bunu dizel araçta gösteriyoruz. Benzin araçların bir ihtimal istop etme şansı var. Onu da nasıl olacak? Başka bir videoda benzinli aracında çıkıp çıkmadığını hep birlikte test ederek gösteririz size. Ama ben benzinli aracında bu rampayı çıkacağını düşünüyorum. Sen? Valla bunu ummuyordum, çıktı. Benzinde büyük ihtimal çıkar. Ben çıkacağını düşünüyorum. Yani her motor çıkmaz tabii. Atmosferik motorlar çıkmaz ama turbo destekli motorların çıkacağını düşünüyorum. Bunu da başka bir videoda deneriz arkadaşlar. Debriyaj olasılığı bu. Şimdi debriyajda soru cevap videosu yapalım. Yani debriyajı gösterdik. Nasıl olduğunu soru cevap videosu yapalım. Siz sorun. Biz soru cevap videosunda cevaplayalım. Belki burada anlattıklarınız vardır. Yani araba kullanmayı öğretmek gibi olmasın. Bu size yani biraz da o şekilde geliyor ama bu video istendiği için ben bunu kanala atıyorum. Debriyajı kaldırımı bu. Debriyajı işimiz bittiği anda gitti. Yani debriyajı bırakmamız lazım. Dediğim gibi debriyajı çekiyorsun abi. Kupada vibrasyonu hissettiğin an anla ki o size gösterdiğim balata, volant ve baskının arasında sıkışmaya başladı. Bu da kupada vibrasyona sebep oldu. Böyle bir çekeceğim beni sal gidiyorum gibisinden bir his verir. O anda abi freni bırakıyorsunuz, gerek rampada olsun gerek düzlükte hiç fark etmez. Freni bırakıyorsunuz, tatlı gaza dokunuyorsunuz. Gazla birlikte ayağınızı debriyaja orantılı bir şekilde çektiğiniz anda araç kalkar ve gider. Bu durum bu. Bunu da test etmiş olalım. Dizel araçlarda gaza basmadan rampaya tırmanabilir miyiz? Video başlığı bu olsun ha. Bence de. Kanka bu rampayı çıkar mı lan? Onun çıktıysa bunu da her türlü çıkar. Çıkar burayı da. Oraya çünkü çıktı. Orada daha, buradan daha dik. Gerçekten de çıkıyormuş yani dizel arabalar. Evet. Test etmiş olalım. Evet arkadaşlar, video fazla uzun olmasına gerek yok. Burada keselim. Dediğim gibi soru cevap videosu olacak. Bunda ya da hatta bu şekilde yapmamızı istediğiniz kulak duyumu duyduğunuz şeyler varsa, işte arabalar şunu yapıyor, bunu yapıyor diye, bu araba bunu yapıyor, şunu yapıyor diye kulak duyumu duyduğunuz bir şeyler varsa
bize denememiz için alta da yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz sizin yerinize deneriz. Bakarız yapıyor mu yapmıyor mu diye. İddiaya girmeden önce bir testini yaparız değil mi Emre? Aynen, teste çıkarız biz sizin yerinize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi bakın kendinize.